DSİ Bölge Müdürlüğü'nce Aydın'da yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı Vali Kerem Al başkanlığında yapıldı. AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem'in de katıldığı toplantıda Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Kaya Yıldız, Bafa Gölü'nde geçmişte yaşanan kirlilikle ilgili yapmış oldukları çalışmalara değindi. 80'li yıllarda tamamen tabii orada Büyük Menderes'in sağ ve sol tarafında setteler var. Akışa göre sağ taraftaki setteler sök yuvası sulamasını korumak için taşkınlardan yapılmış. Sol taraftaki setteler de tamamen Bafa Gölü'nün taşkınlardan korunması amacıyla. Taşkınlardan korunması tabii su olarak Bafa Gölü'ne belki faydası var gibi gözükse de taşkınla beraber gelen, taşkın anında gelen unsurlar Bafa Gölü için çok büyük bir tehdit. Bunu önlemek için yapılmış. Ama daha sonraki yıllarda göle su girişi, doğal şekilde yaşanan su girişinde bir takım sıkıntılar olup bazı problemlere yol açınca da 2000'li yılların başında, 2003-2004 yıllarında şişme sabah dediğimiz lastik regülatör ve yukarıya doğru da setleri oluşturularak da burada su seviyesini kışın belli dönemlerinde yükseltip büyük Bafa Gölü'ne su girişini sağlayacak şekilde Selçin zirve besleme kurulu ile beraber bir proje geliştirilmiş. Tabii bu ülkemizde uygulanan ilk proje ve dünyada nadir örneği olmayan, çok nadir örneği olan projelerden güzel bir proje uygulanmış. Ondan sonra da Bafa Gölü'ne kışın suyun bol olduğu dönemlerde besleme yapacak şekilde su verilmiş. Yani esasen Bafa Gölü'nün korunması için tamamen uygulanmış ama son dönemlerde benim de bana gelen zaman zaman eleştirilerle hani şişme sabah yapılarak orada işte sıkıntı oluştuğu şeklinde bir takım yanlış ve detaylı bilgi olmadan bazı ifadeler kullanılıyor. Tam tersine şişme sabah plastik regülatör yapısı Bafa Gölü'nü kurtarmak için yapılmış. Şu anda da vazifesini büyük ölçüde görüyor diye bir zaten laboratuvar analizleri bunları veriyorum ben. Bir de ben az önce söylemeyi unuttum. Onu ilave etmekte fayda görüyorum. Biz Adıgüzel Barajı'ndan itibaren Büyük Menderes Nehri üzerinde şu an itibariyle toplamda yan kollarına dair 86 yerli akıl gözlem istasyonumuz var. Bir tanesi online durumda. Yani GPS modemle almak izlenebilir. Bu senede yine 20 tanesini daha acil olanlar, uyum alanları online ölçüleri hale getireceğiz. Yine kurumumuzca aynı zamanda genel müdürlüğümüzce, Sünnetim Genel Müdürlüğü DSİ tarafından ortak yürütülen izleme çalışması, kapasite geliştirme çalışması nezdinde şu an itibariyle 6 yanılmıyorsam noktada su kalitesi, bunların 34'ü genel su ölçümü, 12'sinde de içmesi yanaşlı su ölçümleri periyodik olarak ayrı kurumumuzca yapılıyor. Bu ilgili kurumlara, bu ölçüm sonuçları aynı zamanda raporlar olarak da ilgili birimlere ve başta Sünnetim Genel Müdürlüğümüze genel müdürlüğü vasıtasıyla iletiliyor.